Kıymetli meclis üyelerimiz, kıymetli misafirler, basın mensubu arkadaşlarımız, vesaire arkadaşlarım, 2021 yılı toplantı döneminin 6. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Alacağımız kararlarımızın Kocaeli'mize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Gündemimizde görüşüp karara bağlanması gereken 14 tane gündem maddemiz oldu. Değerli arkadaşlar, gündemimizin birinci maddesindeki imar komisyonumuzun raporu ile ilgili söz almak isteyen meclis üyemiz olmadığına göre oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tabii ki konut alanlarını oluşturmak kadar imarlaşmanın içerisinde bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sosyal alanların, sosyal donatıları, okul, cami, pazar yeri, kültür tesisleri, sosyal tesisleri gibi mekanların ve daha son günlerde daha fazlaca ihtiyaç hissedilmeye başlayan parkların, yeşil alanların da bu minval üzere değerlendirilmesi artık kaçılmaz vaziyette. Biz bu noktada Kocaeli Belediyesi olarak hem metrekare başına düşen nüfus yoğunluğu hem de bu nüfus yoğunluğunun dağılımı, yeşil alan dağılımı, Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırlamış olduğu standartlardaki yeşil alan miktarındaki dünya ortalamasının üzerinde olması noktasında hakikaten iyi bir noktadayız. Tabii ki bu iyi bir noktada olmak yeterli değil. Daha iyisi var. İyinin daha iyisi var. Daha iyi yapılmak için de çalışmalar yürütmemiz lazım. Ve bu noktada geçmişten bugüne kadar hakikaten Kocaeli bölgesinde bu imarlı çalışmaların düzenli bir şekilde yapılabilmesi için emeği geçen belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yani ilk kuruluşundan itibaren uzunca dönem Bekir abinin yönetiminde bu çalışmalara hassasiyetle bakıldı. İnşallah bundan sonrasında da bu hassasiyet devam edilir ki nihayetinde şehrimiz kazanmış olacak. Şehirde yaşayan insanlar nefes alacak şekilde rahat bir ortamda yaşamış olacaklar. Gündemimizin 11. maddesi. Müteşebbis heyete katılım payının %20 olması, müteşebbis heyette 3 temsilciyle yer alınması, projenin uygulanması ile ilgili olarak Yatırım İzin ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde açılmış olan hesaba temsilci başına 2021 yılı yeniden değerlendirme oranına göre belirlenmiş olan 189.400 TL'nin yatırılması, Sera Organize Sanayi Bölgesi projesinin başlangıcından itibaren sonuçlandırılmasına kadar tüm aşamalarda doğabilecek her türlü masrafa hissemiz oranında katılım sağlayacağına dair taahhütte bulunulması ve tüm bu işlemden gerçekleştirilmesi için yönetim kurulunun yetkilendirilmesine dair yazılır. Evet, bu şekliyle söz almak isteyen meclis üyemiz yoksa oylarınızı arz ediyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz biz geri dönüşüm noktasında şükür gayet iyi bir noktadayız. Sadece ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve bunların değerlendirilmesi noktasında değil, birçok geri dönüşebilecek atık malzemelerle ilgili de tekstil atıkları, pil atıkları, teknolojik aletlerin atıkları gibi atıklarla ilgili de çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de yağ, evsel kızartma yağları ki bunların en önemlilerinden bir tanesi. Bunları da mahalleler içerisinde toplayıp bertarafı noktasında, tabiata verilmeden bertarafı noktasında çalışıyoruz. Ama belli bir noktaya geldik artık bu. Hem vatandaşı bilinçlendirme noktasında hem belli bir şeyi toparlayabilme noktasındaki o ağ noktasında ve bundan sonrasında da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın lisanslı bu işi yapan birimlerini toplayabilmesi için bir protokol yapılması. Bununla ilgili de yetki talep ediyoruz. Konuyla ilgili söz almak isteyen meclis üyemiz yok ise oylarınızı arz ediyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet değerli arkadaşlar, gündemimizde görüşüp karara bağlanması gereken 14 gündem maddemiz vardı. 14 gündem maddemizi görüşüp karara bağladık. Almış olduğumuz kararlarımızın şehrimize, Kocaeli'mize hayırlı olmasını diliyorum. Bir sonraki meclis toplantımız 5 Temmuz tarihinde 2021 Pazartesi günü olacak diyorum. Oturumu kapatıyorum. Aldığımız kararlar hayırlı olsun.